TLF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor kendi sahasında Kocaeli Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçtan sonra Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, çok olgun bir oyun oynayarak galip geldiklerini söyledi. Çapa, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti. İkinci devrenin ilk iki maçından da galibiyetle ayrılmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çapa, daha çok çalışacaklarını ifade etti. Kocaeli Spor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akça ise görevinden ayrıldığını açıkladı. Evet, karşılaşma beklediğimiz gibi, rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Çünkü özellikle genç oyunda etkili olan oyuncular vardı. Hücum attı gayet de etkili olan oyunculardan oluşuyordu. Topu bize daha çok bırakıp kontraya oynama düşüncesiyle buraya geleceklerdi. Ve duran toplarda pozisyon arayacaklarını bekledik. Nitekim karşılaşmada o şekilde başladı. 1-0'a kadar girmiş olduğumuz daha net pozisyonlar vardı. Değerlendiremedik. 1-0'dan sonraki süreçte rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kendi bizim isteğimiz şekilde döndü. Devre arası 2-0 olduğunda oyuncularımıza daha temkinli oynamamız gerektiğini, topun bize kalması gerektiğini ve zaman zaman bulmuş olduğumuz anlamda kenarlar özellikle Fofana, Yasin kanalında Soner'le Alaaddin'in bildirmeleri ve orta sahadaki oyuncularımızın oyunu yönünü değiştirerekten oynayarak rakip yine aynı şekilde oynayacaktı ve daha biraz daha geriye çekilerekten. Kapının rakip açma kolay değil ancak kenarları ve oyunu yönünü değiştirerekten oynayabiliyorsunuz. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Zaman zaman daha iyi yapabilirdik. Bu bir gerçek ama ben bugün takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadılar. Skorun gerektirdiği oyun oynadılar. Bizim için bu skor çok önemli. Her ne kadar rakibimiz sıralamada beklediği yerde olmasa da bireysel alanda yetenekli oyunculara sahip temkinli olmamız gerekiyordu. Gol yemeden maçı tamamladık. Bu bizim adımıza yine sevindiriciydi. Gol attığımız kadar. Çünkü takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Eğer bu şekilde devam edecek olsak sezon sonuna kadar bizim adımıza güzel olacak. Ön taraftaki kreatifliğimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle bağlantıyı, orta sahayla, hücum hattındaki bağlantıyı tam olarak oturamadık daha henüz. Ümit ediyorum bu arada çünkü oyuncularımıza 3 gün izin verdik bugün itibariyle. Bu çalışmanın itibariyle nasıl olursa o bugünkü görmüş olduğumuz eksikleri tamamlayıp geçiyor karşılaşmasına iyi bir şekilde hazırlanacağız. Farklı eksik oyuncularımızla geldiğimiz ama umut taşıdığımız bir deplasmandı. Kaybettik. Üzgünüz tabii. Yani uzun süreden beri negatif bir enerjiyle donanıyoruz yani veya öyle bir muhatap oluyoruz. Her aşağı yukarı 3-4 maçı 9 kişi, 10 kişi oynuyoruz. Ama bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibimizin başarısını kutlamamız gerek. Tebrik ediyoruz. Daha fazla da konuşmak istemedim. Görevimden de zaten ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmak gerek. Bizim buradaki hastalığımız ve o dönemden başlayan süreci bize anlayışla bakan başkanımızı, bir yönetim kurulumuzu tebrik ediyoruz. Yani şöyle, onlardan Allah razı olsun. Belediye başkanının gösterdiği teveccühe teşekkür ediyorum. Taraftarımıza ve Kocaeli halkına hayırlı olur inşallah bizim gidişimiz. Yeni bir başlangıç, yeni bir enerjiyi beraberinde getirir inşallah. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun.